TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Gündem Özel programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz efendim. Her hafta Gündem Özel programında gündeme dair önemli konuları, gelişmeleri konuşmaya çalışıyor. Sizlere de bu noktada bilgiler aktarmaya gayret ediyoruz. Özellikle Gündem Özel programında hukuki bilgilere yer vermeye çalışıyoruz ki değerli izleyenler ne gibi haklarımız var, kanunlarımız bize neler söylüyor, özellikle bir sorun yaşadığımızda nasıl haklarımız doğuyor, nasıl yol izlemeliyiz, neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız, bunların detaylarını konuşmaya çalışıyoruz. Haklarımız, hukukumuz bizler için çok çok önemli ve her birimiz bunları bilmeliyiz. O nedenle bu noktada birçok konuda sizlere bilgiler aktarmaya gayret ediyoruz. Değerli izleyenler, bugün de çok ama çok önemli bir konuyu konuşacağız. Neden çok önemli biliyor musunuz? Çünkü hayatımızın her yerinde, her anında, her dakikasında neredeyse sosyal medya. Bildiğimiz üzere giderek yayılıyor sosyal medya ve herkes kullanıyor, herkes erişiyor ve maalesef sosyal medyanın kötü kullanımı da giderek artıyor. Pekala, ne yapacağız? Özellikle sosyal medyada yapılan dolandırıcılıkta, yapılan herhangi bir hakaret durumunda, yapılan herhangi bir propaganda durumunda ya da sosyal medya ile alakalı kullanılan hukuksuz gelişmelerde ne yapılmalı? Bunların tüm detaylarını konuşacağız. Avukat Songül Demir ile birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Şimdi çok önemli bir konuya başlık atıyoruz bugün. Ve gerçekten de sizinle çok ama çok önemli detayları konuşacağız. Neden? Az önce ifade ettim. Artık sosyal medya her iki tarafımızda. Ve siz avukatlar daha çok görüyorsunuz ki olayların suç unsurlarını. İlk başta bununla başlayalım Songül Hanım. Evet. Nasıl size gelen davalar, vatandaşların sorunları, talepleri neler söylersiniz? Öncelikle ben şöyle başlamak istiyorum. Sosyal medya tabii ki şu anki güncel hayatımızın vazgeçilmez bir Tabii. unsuru. Bunun olumlu yönleri de var, olumsuz yönleri de var. Bunu şöyle değerlendirmek istiyorum ben hukuki açıdan ve gördüğümüz dosyalar üzerinden. Sosyal medya bir dünya, bir evren diyebiliriz. Orada yaşanan, söylenen sözler tabii ki de gerçek dünyaya tesir ediyor. Bunu şöyle açıklayayım ben. Orada yazdığınız bir cümle orada kalmıyor. O bir insana tesir ediyor ve o kişinin diyelim ki hakaret suçu işlendiğinde kişinin onur, şeref, saygınlığını rencide edebiliyor. Onun haricinde kişiyi dolandırılabiliyor. Sosyal medya aracılığıyla kişiler dolandırılabiliyor. Yani bu gibi olumsuz etkileri de çok fazla olabiliyor. Tabii ki olumlu etkileri de çok ama bu yönden bakmak daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ama şöyle bakıldığı zaman da sosyal medya ile alakalı neredeyse artık hemen her suç işlenebiliyor. İşte az önce ifade ettiğiniz işte dolandırıcılıktır, işte belki gasptır, belki tacizdir, işte Evet. belki işte sözlü tacizdir vesaire vesaire. O kadar çok fazla meselesi var ki işte sosyal medyanın da maalesef bunlar kötü ve amacı dışında kullanılmasında meydana geliyor. Peki mesela insanlar size en çok neden başvuruyor? Dolandırıldığı için mi? Şöyle söyleyebilirim. Yani ilk sırada ben hakaret diyebilirim. İkinci sırada dolandırıcılık. Genel olarak şundan da bahsedeyim. Yani sosyal medyada hangi suçlar işlenebilir? Hakaret, dolandırıcılık, kin ve düşmanlığa tahrik, onun haricinde cinsel taciz, tehdit, müstehcenlik suçu. Ben şunu birazcık spesifikleştirmek istiyorum. Dolandırıcılık suçu. Bu dolandırıcılık TCK'da düzenlenen bir suç ve şöyle. Kişi bir hesaptan gerek kendi hesabı gerekse bir fake hesap diyelim. Şöyle yapıyor. Ünlü birinin ismini kullanıyor. O ünlü birinin ismini kullanarak ve onun ününden tanınmışlığından faydalanarak kişilere mesaj atıyor. Ya da bir yardım kampanyası altında bir gönderi yayınlıyor ve yardım topladığını söylüyor. Ama aslında gerçek ünlü kişinin bundan haberi yok. O fenomen olan ya da işte ismini kullandığı kişinin bundan haberi yok. Sadece onun ismiyle dolandırıcılık yapmaya çalışıyor. Yani bu da TCK'da düzenlenen dolandırıcılık suçunu oluşturuyor. Evet. Yani maalesef bu konuda son dönemde hemen hemen o kadar gündemde ki yani herkes bunu Evet. özellikle kullanıyor ve yapıyor. Dolandırıcılığa tabii dediğiniz gibi ayrıca bir parantez açacağız. Bu hakaret konusuna bambaşka bir parantez açacağız ki şu Evet. an galiba herkesin çok fazla meşgul olduğu konulardan bir Evet. tanesi. Pekala, aslında işlenen suçlardan bahsettiniz ama mesela anlatırken benim aklıma şeyler de geldi. Örneğin bu müstehcenlik suçu var ya. Evet. Son zamanlarda bu gündemde Evet. bildiğimiz üzere geçtiğimiz günlerde bir kadın özellikle bazı bölgelerini açarak sosyal medyadan yayınlar yapıyordu vesaire vesaire. Bununla alakalı hem detay dinleyelim hem olayı dinleyelim sizden buyurun.
Müstehcenlik suçu da yine sosyal medya aracılığıyla işlenen bir suç. İşte günümüzde popüler olan bu sosyal medya platformlarından. Bu TCK 226'da düzenlenen bir suç ve iki kategori halinde düzenleniyor açıkçası. Bir genel olarak yetişkinlere yönelik topluma karşı müstehcenlik, bir de çocuklara karşı müstehcenlik suçu işlenebiliyor. Bunun cezası da tabii ki 6 aydan 3 yıla kadar bir hapis cezası söz konusu. Dediğim gibi bu sosyal medya platformlarından müstehcenlik suçun unsurları oluştuğunda tabii ki de TCK'daki suçu oluşturmuş olacak ve kişi hakkında reysen bir işlem başlatılması gerekecek. Toplumun toplumsal değerlerini, kültürlerini etkileyen bir olay çünkü. Evet. Yani bu bir suç. Tabii yani ki. Birisi orasını burasını açıp yayın ya da sosyal medyadan herhangi bir paylaşımda bulunamaz. Doğru mu efendim? Tabii ki neticede bunu bir meslek haline getirmemesi gerekiyor. Bu bir meslek değil. Çocukların geleceğini, toplumun kültürler seviyesini ve değerlerini düşünmesi gerekiyor. O yayını yapan kişilerin. Yani mahkeme bunu mu gözetiyor? Örneğin toplumun değerlerinin bozulması ya da kişilerin ahlakının bozulması noktasında, değil mi? Şöyle, kanun maddesi şu cümleyi kullanıyor. Müstehcen görüntü, yazı veya sözlerin basın yayın yoluyla yayınlayan, yayınlanmasına aracılık eden diye bahsediyor burada. Yani tam olarak bu cümle. Evet. Müstehcen görüntüyü yayınlayan kişi. Pekala. Faili bu kişi olmuş oluyor. Mesela o kişiler, örnek veriyorum, şimdi son zamandaki olayda para falan kazanma meselesi de var ya, mesela o paraya değer konuluyor mu, ne oluyor? Onu da şöyle söyleyebiliriz. Sebepsiz zenginleşme hükümleri olarak bu parayı gönderen kişi bunu talep edebilir tabii ki. Evet, yani o zaman burada farklı bir durum daha gündeme tabii geliyor. Tabii ki, aynen. Maddi kazanç da elde edildiği için. Konuyu açıyor aslında ve suç suçu doğuruyor gibi bir şey. O yüzden. Hukuki yollara da bunu gönderen kişiler. Evet. Şimdi efendim dolandırıcılığa gelelim. Hakarete geleceğiz ayrıca. Dolandırıcılık konusunu bize bir anlatır mısınız? Özellikle mesela verilerin çalınması noktasında neler söylersiniz? Şöyle, bu TCK 157'de düzenlenmiş normal hali. Bunun nitelikli hali de bilişim sistemleri aracılığıyla yapılan dolandırıcılık. Çünkü neden? Bu daha kolay yapılabilen bir şey. Sosyal medya aracılığıyla insanları dolandırmak daha basit ve kandırılması daha kolay diyebilirim. Failler açısından, pardon, şüpheliler açısından. Bu da şöyle düzenlenmiş. Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp onun veya başkasının zararını olarak kendisini veya başkasına bir yarar sağlayan kişiyi 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası diyor. Yani kendisine fayda sağlayabilir, başkasına fayda sağlayabilir ve onun zararına yapılan bir şey olacak bu. Bu bilişim sistemleriyle ya da banka veya kredi kurumlarının araç kullanılması, hani böyle mesajlar gelir ya bize, bankalardan gelen, bu dolandırıcılardan gelen mesajlar. Kendini banka gibi tanıtıp. Onlardan gelen, yani insanları aslında iradesiyle oynuyor. Aa, bu benim bankamdı diyor. Ben buna güveniyorum zaten diyor. Ya da bu benim kullandığım bir hesaptı diyor. Ve ona güvenerek, o yüzden bu nitelikli hali oluyor. Nitelikli dolandırıcılık suçu da 158. maddede düzenleniyor. Evet, bunun mu 1 yıla 5 yıla kadar cezası oluyor? Bu 3 yıldan 10 yıla kadar artıyor. Cezayı artıran bir yaptırım nitelikli aslında. Nitelikli dolandırıcılık aynen, olduğu için. Aynen, nitelikli dolandırıcılık oluyor. O zaman burada şu mesajı vereceğiz. Size gelen o mesaj ya da sosyal medya hesabınıza şu linke tıklayın gibi, değil mi? Bir link varsa. Böyle bir öncesinde bir düşünmek gerekiyor aslında. Bu bana gelen mesaj benim bildiğim bir yerden gelen mesaj mı, ya da harf hataları falan olabiliyor bazen belki. Hani isimden de anlaşılabiliyor. Yani bir de şimdi şöyle. Dikkat etmek gerekiyor. Yani şimdi yeni bir şey başlamış. Yeni gördüm. Nedir onun adı? Kargonuz işte geldi. Şu numaralı kargonuz şurada falan filan. Niye? Yani şimdi insan düşünmesin. Benim bir kargom yok. Ha, biri bana kargo verseydi zaten söylerdi bunu. O yüzden bu noktalara özellikle dikkat etmekte fayda var. Bir de şimdi bu tuzak şeklinde yapıyorlar, değil mi bunu örneğin? Kesinlikle tuzak şeklinde. Yani dediğim gibi biraz önce anlattım ya, kendisine itibar edilen birinin ismini kullanıyor. Ya da hani oluyordur belki etrafınızda da, en tanıdık arkadaşlarınızın hesapları çalınıyor. Bu tanıdık arkadaşınıza tabii ki aranızda bir güven ilişkisi vardır. Ve sen diyelim ya da başkası diyelim, bir para istediğinde en yakın arkadaşını tabii ki de gönderirsin ya da bir bilgilerini verirsin gibi düşünüyorlar.
O yüzden de ardı arkası da gelmiyor. Güven ilişkisinden, işte insanların iradesini oynayarak yapılan bir dolandırıcılık aslında. Evet. Ve bu noktada da hemen o insanların hesapları belki de ele geçirilerek, evet, doğru mu, dolandırıcılık yapılabiliyor. Zaten artık bu son da buldu biraz. Özellikle insanların hani arkadaşlarının sayfasını çalınarak evet, dolandırıcı anlaşılıyor yapılması artık ama yani. Aynen, artık herkes de Aynı farkına taktiği varıyor. kullandıkları için biraz kendilerini ele veriyorlar bir süre sonra. Evet. Ya işte mesela bizler sosyal medyayı çok kullandığımız için biraz biliyoruz bu meseleleri, görüyoruz ama belli bir yaş kesiminden sonrası özellikle bu noktada işte her zaman sosyal medyayı takip edemeyebiliyor ve Doğru. gelen her mesaja da ya da linke de pat diye tıklayıp o şekilde dolandırılabiliyor zannediyorum. O nedenle buna dikkat etmekte fayda var. Şunu da söylemekte fayda var. Şimdi hesabının çalındığını farkına varan bir kişi, bununla ilgili savcılığa ya da polise bir bildirimde bulunması gerekiyor ki o bildirimden sonra işlenen suçların kendi üzerine kalmamasını aslında garanti altına almış olsun. Çünkü bir suç işlenmiş ve kendi hesabından işlenmiş ama çalınan bir hesap. Hesabım çalındı demesi suç işlendikten sonra bir anlam ifade etmiyor. Çünkü buna ilişkin bir delil ortaya sunmamış daha öncesinde. Eğer öncesinde hesabın çalındı diye bir gidip bir savcılıktan ya da polisten bir beyan alırsa ya da bir kendisini ifade ederse kendisi için koruyucu bir yol olur aslında. Evet. Şimdi efendim tabii sosyal medyadan işlenen suçlarda hakareti yine dediğim gibi konuşacağız ama ondan önce daha önemli şeyler de var tabii. Örneğin tehdit gibi, şantaj gibi durumlar Evet. söz konusu. Bunlarla alakalı neler söylersiniz? Tabii bunlar da kolaylıkla işlenebilen suçlar, internet ya da sosyal medya aracılığıyla işlenen suçlar. Tehdit suçu da yine TCK 106. maddesinde düzenlenmiştir. Bu sosyal medya aracılığıyla işlenen suçlardır ve 6 aydan 2 yıla tehdit suçunun hapis cezası vardır. Yine bu konuda da ilgili kişiler yani mağdur konumunda olan kişiler ya sosyal medyada işlenmiş zaten bulunmaz şeklinde düşünmeyip ilgili birimlere şikayetinde bulunması gerekiyordur. Evet. Aynen, Yani şantaj suçu da yine aynı şekilde. peki mesela nasıl bir tehditte bulunması gerekiyor ki tehdit olsun ya da şantaj örneğin? Şöyle söyleyeyim, kişinin bedenine, yakınlarına gelecekte bir zarar vereceğini beyan ediyor. Şu saatte seni şurada döveceğim gibi. Yani böyle gelecek zamana ait bir beyan içeriyor içerisinde. Cami çıkışı seni döveceğim ya da okul çıkışı seni döveceğim. Hep birlikte dövmeye geleceğiz gibi cümleler, benzer cümleler. Bunlar tehdidi Tehdit unsurunu oluşturuyor. oluşturuyor, Peki aynen. böyle bir durumda ne oluyor peki? Böyle bir tehdit var diyelim. Böyle bir tehdit olduğu durumda bunu delil altına almak için tabii ki bunun ekran görüntüsünü alabilir kişi. Bu URL adreslerini kendisine alabilir. Bununla birlikte savcılığa başvuracak. Savcılık da kişiyi tespit edip bu tehditten kendisine işlem başlatacak. Nasıl bir İlgili işlem işlem. oluyor mesela? Bir şey oluyor mu bunun yani? Tehdit eden kişi tehdit ettiğiyle mi kalıyor Tabii ki yoksa? kalmıyor. Tabii ki bu da yine 6 aydan 2 yıla hapis cezası var. Bunun soruşturma aşamasından sonra kişi bulunuyor. Kişi bulunduktan sonra Asliye Ceza Mahkemelerinde davası açılıyor. Dava açıldığı takdirde de neticelendiğinde kendisine deliller de var zaten. Kişi bunun ekran görüntüsünü almış. Ondan sonra URL adresini almış. Oraya hala ulaşılabiliyor. Ya da bunu işte mesaj aracılığıyla da yapabiliyor. Onun da ekran görüntüsü de yeterli delil olabilir. Onunla da savcılığa başvurabilir kendisi. Evet, Mağdur olan işte kişiler. bu tehdit eden kişiler ya da şantaj yapan kişiler mesela gözaltına alınıp tekrar serbest mi bırakılıyor o süreçten sonra bir tutuklama süreci oluyor mu mesela acaba? Şöyle söyleyeyim yani tehdit ya da şantaj tabii ki çok büyük bir boyutu içeriyorsa diyelim ki öldüreceğinden bahis de bir tehditse tabii ki kişinin tutuklanması gerekir. Çünkü kişinin vücut bütünlüğüne ilişkin bir tehdit içeriyor ki diğer karşı tarafta korunması için bunun tutuklu kalması daha iyi uygun olacağını düşünüyorum. Tehdit Evet. ve vücut bütünlüğüne bir tehdit olduğu için. Evet. O yüzden o çok önemli. Evet. Biri tehdit ettikten sonra eğer Tehdit ettiğiyle tabii ki kalmaz. kabi şey olmaz işte öyle kalması sıkıntılı olur. O yüzden kalmaması noktasında önemli. Evet. Bir de iftira varmış. Bu iftiranın da Türk Ceza Kanunu'nda bir yeri var. Bunu da Evet. dinleyelim sizden, buyurun. Şöyle bu iftirada 267. maddede düzenlenen bir suçtur. Şöyle okuyayım ben bunu. Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak basın ve yayın yoluyla işlemediğini bildiği halde hakkında soruşturma veya kovuşturma açılmasını sağlayacak bir suç isnat ediyor. Yani bunu şöyle söyleyeyim. Diyelim ki bu kişi adam öldürmüştür diyor. X kişisi adam öldürmüştür. Ama öyle bir şey yok.
Bunu ispat edemiyor tabii ki de. Bu bir iftira suçunu oluşturuyor. Evet. Bunun da yine yaptırımı şöyle söyleyeyim. Bir yıldan 4 yıla kadar hapis cezası. Evet. Bunu mesela şey de diyor, televizyon, radyo, gazete, internet gibi yazılı, görsel, işler, elektronik kitle iletişim araçlarıyla diyor. Yani bu da bir suç, iftira da bir suç, doğru mu efendim? Tabii ki, yani biri birisi hakkında bir şey söylüyorsa, bir iddiada bulunuyorsa bu noktada da dava açılabiliyor. Aynen bu, ama yargıyı, polisleri ya da mahkemeyi, savcıları harekete geçirmesini gerektiren bir isnat olması gerekiyor. Yani şöyle değil, o bana yalan söyledi, aslında ben bunu yapmadım gibi güncel hayatta, sosyal hayatta kullandığımız iftiradan ayrılan kısmı bu. Adli kolluğu, adli makamları harekete geçirecek ve TCK'da suç oluşturan bir unsur olması gerekiyor iftira suçunun oluşabilmesi için. Evet. Bir de cinsel taciz olayı var. Aslında müstehcenlikte biraz bahsettik ama bu cinsel taciz noktasına neler söylersiniz? Bu cinsel taciz olayı denilen sosyal medyada işlenen bir suç. Tabii ki özellikle fenomen ya da ünlü kişilere atılan DM'ler, işte mesajlar olur. Onlar yoluyla atılan mesajlar yine ekran görüntüsü alınarak, delilleri savcılığa sunularak ilgili yollara başvurulabilir. Evet. Peki mesela nasıl bir şey cinsel taciz oluyor? Bir şey söylemek mi? Bu noktada nasıl bir şey örneğin? Bunu yazılı bir şekilde de yapabilir. Ya da görsel, müstehcen içerikli mesajlar, video falan videolar, mı? Resimler atabilir fotoğraf, kişiye. Aynen. Ya da devamlı olarak örneğin şöyle söyleyeyim. Sürekli seni seviyorum şeklinde mesajlar atar. Ya da işte fıstık gibisin diye yorum yapar. Örnek olarak bunu söyleyebilirim. Tabii ki de bunun daha ileri boyutları da vardır. Bu tabii ki sosyal medya dışına çıktığında cinsel saldırı suçunu oluşturuyor ama bu sosyal medya aracılığı yapıldığı için saldırı değil, taciz suçunu oluşturuyor. Anladım. Bunun da yine cezası var. Tabii doğru ki, mu? Aynen. Şu dikkatimi çekti. Demek ki birine fıstık gibisin demek sıkıntılı, değil mi? Biraz sıkıntılı, aynen. Bu da 3 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası. Evet, iltifat ederken de demek ki... İltifat ederken de biraz düşünmek gerekiyor. Kesinlikle, bir anda pat diye... Ya aslında orada amaç önemli olan. Tabii ki kişinin bir yakın arkadaşı kendine iltifatlar edebilir. Ama bunu devamlı ve sürekli DM yoluyla atan ve niyeti aslında taciz olan bir kişinin bunu söylemesi suç unsuru oluşturuyor. Evet, ona da dikkat etmek aynen, lazım. Kesinlikle. Başka var mı acaba böyle önemli kelimeler ya da cümleler? İşte fıstık gibisin dedik. Ya da ne bileyim, sürekli işte, seni güzelim falan mesajları... filan mesela örneğin. Böyle şeyler oluyor mu acaba? Ona rastlamadım ama örnek olarak bunun sonucunu aldık diyebilirim. Fıstık gibisin. Yani birine fıstık gibisin dediğin zaman sıkıntıda. Evet. Evet, özellikle vatandaşların dikkat etmesini buradan tavsiye ediyoruz. Kesinlikle. Sosyal medyada her şey olabiliyor. Şimdi efendim, bu önemli detaylardan bir tanesiydi. Gelelim hakarete. Hakaret de yine en önemlisi dedik. Şimdi maalesef özellikle insanlar sosyal medyada birbirini en çok işte bir rakip gibi görüyor. Ya da ne bileyim, hiç tanımadığı insanlara bir video paylaşımı altında, ki bizim başımıza geliyor biliyorsunuz. Evet. O noktada işte veriyor, veriştiriyor, yok şöyle yok böyle falan filan. Hani ne yapıyorsun o da belli değil. Bu noktada hakaret nasıl oluyor sosyal medyada, bütün detayları dinleyelim, buyurun. Tabii ki ben şuradan başlamak istiyorum. Anayasanın vatandaşlara vermiş olduğu, Türk vatandaşlarına vermiş olduğu ifade özgürlüğü, eleştiri sınırı ayrı bir boyutta, hakaret ayrı bir boyuttadır. Eğer bu sınırları aşarsanız TCK anlamında bir suç oluşur. Ama tabii ki 125. maddede düzenlenen kanun maddesinde bu hakaretlerin, hangi kelimelerin hakaret oluşturduğu düzenlenmemiş. Bu işte genel geçer bir ifadeyle söylenmiş ve Yargıtay kararlarınca hüküm altına alınmıştır. Yani şöyle, şunlar şunlar oluşturur, şunlar şunlar oluşturmaz şekilde düzenlenmemiş ama işte şöyle örnek verebilirim. Diyelim ki bir yerde bir kelime kötü bir anlamda kullanılıyor. Ve o yörede kültürel olarak o kelime kötü anlamda kullanıldığı için de hakaret sayılabiliyor. Yöresel olarak bile değişebiliyor bu konu. Ben işte kanun maddesinden devam etmek istiyorum. Bir kimsenin onu şeref saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle onu şeref saygınlığına saldıran kişi 3 yıldan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Bu tabii ki sesli, yazılı, görüntülü bir, yani sosyal medya dediğimiz bir araçla, iletişim vasıtasıyla yapıldığında bu ceza 6'da 1 oranında artırılıyor. Aslında bir artırım sebebi. Yüz yüze söylenen hakaretten, sosyal medyadan söylenen hakaret daha az cezalandırılıyor.
Evet, yani bu da enteresan detaylardan bir Aynen, tanesi tabii ki. özellikle. Pekala, hakaret dedik. Mesela neler hakaret olarak geçiyor? Bunlardan örnek verebilir miyiz? Bunları şöyle söyleyebilirim. Sinkaflı ifadeler, onun haricinde hayvan isimleri, bir kişiye yine suç isnadı, hırsız, rüşvetçi gibi, sahtekar gibi kelimeler kullanmak. Dediğim gibi onun haricinde herkesçe bilinen bir sinkaf sözcüğü vardır ve onun bir kısaltımı vardır diyelim. Bu kısaltımı hani kim yazarsa yazsın aynı şekilde anlaşılıyordur. O ifadeler de yine hakaret olarak değerlendirilir. Ki Yargıtay kararlarınca da bu birkaç kısaltma için karar mevcuttur ve onu görür görmez tabii ki de hakaret olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, bunlar önemli. Şimdi bu bir de özellikle detaylarına değineceğim. Hangi kelimeler vesaire. Bir de beddua var. Şimdi beddua da mı bir suç oluyor? Nasıl oluyor? Şöyle söyleyebilirim. Hani söyledim ya eleştiri sınırı. Beddualar hakaret olarak sayılmıyor. Eleştiri, ağır eleştiri, işte bunlar kaba hitap tarzları, rahatsız edici sözler bunlar eleştiri sınırlarında kalıyor. Hani beddua, Allah belanı versin mesela. Belki bazı kesimlerce bu hakaret olarak sayılıyordur ama bu kanunumuzda hakaret olarak düzenlenmiyor. Hmm, böyle bir Beddualar, hakaret evet. durumu yok. Aynen. O yüzden biri Allah belanı versin derse Yok, hakaret sayılmıyor ya maalesef. işte küfür edene kadar bunu söyle. Yani Aynen. hem Küfür şey edene kadar. manevi boyutu de enteresan farklı hem de normal olarak. Evet. Pekala, şimdi gelelim kelimelere. Şimdi mesela önümde bazı kelimeler var. Siz getirdiniz bunları. Şerefsiz, haysiyetsiz, gerizekalı, aptal, salak, hayvan gibi kelimeler. Evet. Tabii ki bunlar sinkaf içeren cümleler değil ama herkesçe bilinen, kişinin onur, şeref ve saygınlığını ileri boyutlara rencide edebilecek bir söz. Yani onu sosyal medyadan yazan bir kişi, karşı tarafın da kişilik haklarının olduğunu düşünerek yazmalı. Sadece yazdım bitti şeklinde düşünmemeli. Evet, buna da dikkat etmekte fayda var. Bak mesela müsvedde demek birine, doğru mu? Demek ki hakaret. Evet. Yine alçak demek yani. Pislik demek. Hırsız, rüşvetçi gibi suç isnadında bulunmak. Yine bunlar Evet. da hakaret sayılan kelimeler. Hayvan isimleri. Ama tabii ki bu hayvan isimleri dediğimizde her hayvan ismi değil. Hani bir kişiye kelebek demek hakaret sayılmaz. Hani neticede o da hayvan ama bunu şöyle düşünebiliriz. O hayvanın özelliği itibariyle kötü anlamları ifade eden hayvan isimleri. Evet. Mesela eşek gibi, köpek Aynen. gibi, öküz gibi Yani kelimeler. söylendiğinde o hayvanın kötü özellikleri algılandığında o Mahkeme hakaret buna mı olarak bakıyor sayılır. mesela? Kesinlikle yani bir kişiye kelebek demekle bir kişiye eşek demek aynı anlamı ifade etmiyor. Ya Biri mesela. narin, küçük anlamında. Hani birisi de kaba hitap, kaba bir şekilde anlam ifade ediyor. Evet. Bu önemli detaylardan bir tanesiydi dediğiniz gibi. Mesela şey olabilir mi? Örnek veriyorum. Nasıl diyelim mesela? Ayı demek mesela. Ayı kimine göre? Belki güzel bir hayvan, iyi bir hayvan. Kimine göre de farklı bir anlam Evet. ifade. Mesela böyle şeylerde. Bunu da şöyle değerlendirmek gerekiyor. Kimine göre değil de toplumda genel olarak ne ifade ediyor? Hani toplumun %1'lik kesimine göre iyi ifade eden bir şeyse %9'luk kesimine göre kötü bir anlam ifade eden bir kelime. Onu değerlendirmek gerekiyor bence. Bir de hep şeyi merak etmişimdir. Hani anayasada düşünce özgürlüğü var ya. Tabii ki. Değil mi? Anayasa Tabii ki bizim var. düşünce özgürlüğümüzü söylüyor. Örneğin köpek gibisin, o gibi olduğunu düşünüyorum desek birine bu hakaret suçu oluşturuyor mu acaba? Oluşturur. Çünkü neden? Köpeği değil de oraya bir sinkaflı kelimeyi koyduğumuzda diyelim ki tabii ki diyemeyiz burada. Evet. Onu söylediğimizde gibisin demekle demek aynı şey. Yani neticede o sosyal medyada herkes tarafından görülmüş, kişinin onun şeref saygınlığını rencide etmiştir. Bu düşünce açıklamasıyla biraz karıştırılıyor aslında. Tabii ki de bu sayılır. Evet, enteresan şeylerden bir tanesi. Bir de Benzetme yapıyor. şimdi mesajlar da geliyor mesela. Birine demiş at gibisin demek acaba hakaret suçu oluşturur mu? At gibisin demek. Bu da biraz önce dediğim gibi aslında. Toplumun ne kadar kesimi bu at gibisini kötü algılıyor. Bu aslında övgü anlamında Yani kullanılıyor. Benim aynen öyle. bildiğim kadar. Yani at dediğin heybetli değil mi Evet, mesela güzel? heybetli. Evet, o bence hani sayılmaması gereken bir kelime. Heybetli, işte görünüşüyle gözlere hitap eden, hızlı koşan, anlam olarak güzel bir hayvan ismi. O yüzden Evet. sayılmaz. Evet.
Bu da önemli detaylardan bir tanesiydi. Bakın örneğin şimdi çok fazla söyleyebiliyoruz. İşte buradaki kelimelerden işte geri zekalı dedik, az önce aptal dedik, salak dedik, hayvan, pislik, alçak gibi kelimeler özellikle suç unsuru oluşturuyor ve bu kelimeler sonrasında özellikle şeyler oluyor dedik. Şimdi mesela bazı kelimelerin de kısaltmaları var. Mesela onlardan da bahseder misiniz? Onlar da suç oluyor mu? Şöyle biraz önce daha ayrıntılı anlatayım ben onu. Sinkaflı bir kelime var ve bu sinkaflı kelimenin kısaltımı, herkes tarafından bilinen bir kısaltımı var diyelim. Bu kısaltımı nereye yazarsanız yazın, ne olduğu anlaşılıyor. Hani tabii ki ona kısaltmayı, ya ben onu demek istemedim de şunu demek istedim şeklinde bir açıklama yapılsa da bu mahkemeler tarafından tabii ki de kabul görmüyor. Hani diyelim A nokta B diyelim bir kısaltma, sinkaflı bir ifadenin. Bu ben ona başka bir şeyler söylemek istedim anlamında tabii ki kabul edilmiyor mahkeme tarafından. Ne demek istediği apaçık ortada olan şeyler de hakaret sayılıyor. Evet. Bir de şimdi yine mesajlar geliyor. Onda da Evet. mesela bazı güldüren mesajlar da var maalesef. Konu o kadar enteresan ki. Mesela zannediyorum bu giriyor. Mal gibisin demek birine, değil mi? Evet. Bu giriyor. Bir de şey neydi? Özellikle mesela şey durumunda insanlar birbirine karşı böyle sohbet ederken, gülerken, kahkaha atarken böyle bir anda çıkan hakaretler oluyor örneğin. Ya da örneğin sosyal medyadan birbirlerine karşı ya da gülerken vesaire vesaire. Ya da böyle espri anında insanların. Espri anında. Ya bunu şöyle değerlendirmek gerekiyor. İki yakın arkadaş konuşurken birbirlerine bunu kullanıyor. Ama karşı tarafın onur, şeref ve saygınlığı rencide olmuyorsa bence orada zaten şikayette de bulunmuyorsa şikayete bağlı bir suç olduğu için tabii ki de isterse gider. Onur, şeref, saygınlığı rencide olduysa şikayete bağlı olduğu için gidip şikayetini edebilir. Ama şikayet etmediği sürece tabii ki de bir şeyleri söyleyebilirler kendi aralarında birbirlerine. Evet. Bir de mesela böyle hakaret durumlarında genellemek. İşte sizler şöylesiniz, sizler böylesiniz gibi gibi. Hani aslında bir tek ona değil de hani birçok genele Herkese. hitap etmek vesaire gibi. Bunlar da mesela hakaret suçunu nasıl oluşturuyor? Burada da TCK 126. maddesine değinmek istiyorum ben. Matufiyet unsurundan bahsetmek istiyorum. Ben ona söylemedim, başkasına söyledim. Bir kişiye hakaret ediliyor ve o kişinin ismi geçmiyor. Ama şöyle, o kişinin ismi geçmese bile onun olduğu apaçık bir şekilde anlaşılıyorsa mahkeme o hakaretin o müştekiye söylendiğini kabul ediyor. Diyelim ki bir gönderi paylaşılmış ve diyelim ki bir olay var ve aşağıda da o olayla ilgili yine o kişiye söylüyor ama isim geçirmeden söylüyor. Ben isim geçirmedim, hakaret etmedim diye bir savunma yapamaz. Çünkü olayın akışına göre yani olağan bir insanın ya da hayatın olağan akışına göre o okuduğunda anlaşılıyorsa kesinlikle hakaret olarak ve ona söylemiş olarak kabul ediliyor. Evet, bunlara da dikkat etmek Aynen, gerekiyor. matufiyet unsuru demek Çünkü istiyorum. maalesef sıkıntılı örnekler var. Pekala nedir efendim hakaretin cezası? Nasıl bir yolu izleniyor? Hakarete uğrayan kişiler ne yapmalı? Direkt hakaret mi etmeli? Buyurun. Bu 3 aydan 2 yıla kadar dedik normal şartlarda. Bu sosyal medya aracılığıyla işlendiğinde tabii ki ceza 6'da 1 oranında artılıyor, nitelikli hali oluyor. Kişi kendisine hakaret edildiğini düşünüyorsa ve bu elinde delilleri varsa ilgili savcılığa gidip şikayette bulunuyor. Şikayette bulunduktan sonra o kişinin tespiti yapılıyor siber vasıtasıyla, bilirkişi vasıtasıyla tabii ki. Bu kişi tespit edildikten sonra ifadeye çağırıyor tabii ki. İfadesi aldıktan sonra savcılar kişi hakkında uzlaştırma prosedürü yürütüyor. Uzlaştırmaya tabi bir suç olduğu için. Kişiler anlaşırsa arasında dosya kapanıyor. Uzlaşırsa. Ama uzlaşamazsa da iddianame düzenleniyor savcılık tarafından. Ve Asya Ceza Mahkemelerinde davası görülüyor. Bu dava neticesinde de kişiye biraz önce söylediğim gibi 2 yıldan 3 aydan 2 yıla kadar ceza verilebiliyor ve artırım yapılabiliyor. Onun haricinde de hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı da verilebiliyor. Tabii bu kurum 2024'te kalkacak hükmün açıklanmasının geri bırakılması. Onun haricinde tabii ki ceza verebilir o Anladım. kurum kalksa bile. Örneğin işte zaten söylediğimiz gibi bize de var böyle maalesef Evet, cümleler, yani kelimeler kamuya var. mal olmuş kişiler Evet. özellikle daha çok olabiliyor. Tabii mesela söylüyor, istediği gibi bir şeyler söylemeye çalışıyor vatandaş. İşte belki sinirleniyor, belki kinleniyor o noktada. Neyse artık durum. Tabii mesela ben diyelim ki affettim. Dedim ki ya tamam dedim ya.
Ya da bana ulaştı, dedi ki ya dedi abi biz bir orada bir hata yaptık, bir yanlış yaptık, kusura bakma, hakkını helal dedi. Ben de tamam dedim, eyvallah. Ne oluyor ondan sonra? Şikayete bağlı bir suç dedik. Şikayete bağlı bir suç olduğu için her aşamada şikayet eden kişi, yani müşteki, mağdur olan kişi şikayetinden vazgeçtiğini açtığı dosyaya sunabilir ya da dosyayı yazılı bir şekilde sunup şikayetinden vazgeçip dosyasını kapatabilir. Çünkü hani reysen soruşturulan bir suç olmadığı için kişi şikayetinden vazgeçme yoluna her zaman gidebilir. Evet. Bir de tabii hakaret konusunda Cumhurbaşkanı'nın hakaret biraz daha mı farklı bir durum? Bu konuda ne O söylersiniz? TCK'da ayrı bir suç olarak düzenlenmiş. Bu suçtan ayrı değerlendirilmesi gereken bir konu. Öyle mi? Cumhurbaşkanı'na Yani hakaret, daha mı normal farklı bir hakaret. cezası oluyor onun örneğin? Yani, tabii aynen. Doğru. Bu konuda önemli konulardan bir tanesiydi. Ancak toplumumuzda maalesef sosyal medya üzerinden bunu açıkça ifade edelim ki insanların birbirine karşı hakaretlerini çok fazla görüyoruz. İşte kısaltma dahi olsa, ben çok onlar kullanılıyor Evet. sanıyorum. İnsanlar birbirine küfür ediyor ancak bunların cezaları var ve bunlar karşılıksız kalmıyor. Örneğin dedik ya az önce davaya gitti, bu noktada bir uzlaşma sağlanırsa, uzlaşma sağlandığı da hani bir şeyler karşılıklı anlaşılarak uzlaşma sağlanıyor değil mi? Yani bir bedel de ödeniyor örneğin orada. Özür bile yeterli olabiliyor uzlaşma sağlanması için. Kesinlikle öyle. O nedenle yani öyle sosyal medyadan birilerine hakaret etmek yerine ya da o anki öfkeyi kusmanın bu olmadığını bilmemiz Ya da gerektiğini ifade edelim. evet, eleştiri sınırları içinde kalarak yorum yapılması gerekir. Kesinlikle. Mesela eleştiri de yapılabiliyor değil mi? Eleştiride de Tabii ki. sıkıntı yok ama onun da bir şeyi yeri Sınırı olmalı. vardır. Hani anayasa eleştiri, düşünce açıklama hürriyetini tabii ki düzenlemiştir. Ama onun bir sınırının olacağını da düzenlemiştir. Evet, bunlar Bu gerçekten de aşıldığı zaman da tabii ki ilgili birimlere başvurulabilir. kesinlikle öyle. Yani bu anlamda çok fazla şeyimiz var, hakkımız var. Bunu bilelim. Sosyal medyada bize oluşabilecek bir konu hakkında işte suç dedik, efendim hakaret dedik, işte müstehcenlik dedik, birçok konu işte neydi, dolandırıcılık dedik, işte tehdit, şantaj dedik mesela. Bunlar çok fazla değişik konular ve hemen hemen herkes bu noktada mağduriyet Karşı yaşıyordur. karşıya Ben kalabiliyor. görüyorum yani işte bize zaten başımıza geliyor. Zaten ondan ziyade Evet. insanlar paylaşıyorlar vesaire. Bunların hukuki boyutları var. Bunu da ifade etmiş olalım bir kez daha. Pekala. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama. Bunu şöyle açıklamak istiyorum. TCK 216. maddesinde düzenlenmiş bu. Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özellikleri sahip bir kesimini diğer kesim aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse. Bir görüşü savunan bir kesim var. O görüşü savunan kesimi diğer bir görüşü savunan kesime karşı sosyal medya aracılığıyla olur, işte başka aracılıklarla olur. Kin ve düşmanlığa tahrik eden bir kişi 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılabiliyor. Bu dini değerleri alenen aşağılama şeklinde de olabiliyor. Bu da 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabiliyor. Evet. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. Tabii. Şimdi bunu biraz daha açalım. Nasıl ki örneğin insanlar işte ne diyelim ya, şimdi bir şey söylesek farklı yerlere gider. İşte A ülkeli kişilere karşı, doğru mu? B ülkeli kişileri kışkırtıyorsa bu bir suç unsuru. Toplumun nezdinde bir infial yaratmaya çalışıyor. Yani kendi benimsediği görüşü diğer benimsediği diğer görüşlere karşı savunmaya çalışıyor ya da iki kesimi birbirine düşman etmeye, yani kışkırtmaya çalışıyor. Aslında maddenin amacı tam olarak bu. Evet. Bu da önemli detaylardan bir Yani tanesi. sosyal medya aracılığıyla da yaptığı için daha büyük bir kitleye ulaşabiliyor. Bir de şunu da söyleyelim. Bu mesela ırk anlamında bir belki de düşmanlığa tahrik etme. Bir de şey var. Ne onun adı? Din konusunda. Bu konuda nasıl bir şeyler oluyor? Bu konuda neler söylersiniz? Dini değerleri alenen aşağılama şeklinde bu da. Bir kişinin ya da bir toplumun benimsediği dini yine aşağılayıcı bir şekilde yorum yapmak, halk nezdinde bunu infiali yaratacak, infial açacak bir şekilde yaymak tabii ki de yine bu madde kanun kapsamında cezalandırılması gerekiyor. Kesinlikle öyle. Yani özellikle işte birisi, biz şu an Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Müslüman bir ülkede dine karşı bir suç, hakaret ediyorsa, dine karşı bir şey varsa bu noktada da bir ceza olduğunu söyleyelim. Tabii Pekala ki. efendim, bir de şey durumu
var. Neydi? Propaganda. Sosyal medya üzerinde yapılan propagandalar. Bu konuda neler söylersiniz? Sosyal medyada yapılan propagandalar, şöyle söylemek istiyorum ben bunu. Yakın zamanda düzenlenen bir kanun maddesi bu da TCK 217A maddesinde. Dezenformasyon yasası olarak da geçiyor. Yanlış bildiği bir konuda yanlış bilgiler vererek toplumda infiale yol açılan, diyelim ki bir sağlık konusu var güncel medyada yer alan. Bu sağlık konusu hakkında yalan yanlış haberler verip toplumda korkuya, paniğe yol açan kişi de yine cezalandırılabiliyor. Ki bu günümüzde hani güncel olaylardan da yola çıkarsak toplum çok yanlış anlayabiliyor bunu. Sosyal medya aracılığıyla bu herkese yayılıyor. İşte bir yanlış bilgi kulaktan kulağa gibi diyebiliriz bunu hani. Ona yanlış gidiyor ve bir infiale yol açabiliyor bu. Evet. Dezenformasyon yasası da bu yüzden düzenlenen işte bir yasa. Çok fazla zannediyorum toplumumuzda, işte bizler de medyacılar olarak çok fazla içerisinde bulunuyoruz bu olayın. Evet. Yani sosyal medyadan bir şeyin aslı olmadan çok fazla bilgi paylaşılıyor. Şurada şu oldu, burada buldu, bunu biliyorsunuz, en büyük örneğini depremde yaşadık. Evet, kesinlikle işte şu saatte şurada deprem olacakmış gibi ya da şurada şu kadar ölüm sayısı varmış. Aslında bunlar ilgili kurumlarca teyit edilmeden paylaşılan gönderiler oluyor ve insanlar yanlış bilgileri sahip olabiliyor bu yüzden de ve yanlış düşünceleri sahip olabiliyor bu yüzden ilgili kurumlar ve kuruluşlar hakkında da ya da olaylar hakkında. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle. Yani bir olayı biri haber yaptı diye yayınladı diye hemen peşine düşmek çok şey değil. Yani toplum olarak maalesef buna çok fazla aldırış ediyoruz. Evet. Sosyal medya üzerinden ya da farklı sayfalar üzerinden ya da kopyalanmış sayfalar üzerinden yapılan kesinlikle paylaşımlara çok aldırış ediyoruz ve buna göre hareket ediyoruz. Evet. İşte dediğim gibi deprem zamanında bunları çok çok yaşadık. Hatırlayın Kayseri'de örneğin dediler ki yok şu büyüklükte deprem olacakmış. Deprem uzmanı açıklamış dediler. Evet. Millet evden çıktı, eve girmedi kışın çadır karın ortasında. Çadır falan kurdular. Vesaire. O yüzden bunlar önemli ve bunlar suç. Kesinlikle suç. Yani neticede yanlış yönlendirme var ve insanlar buna göre hareket edip hayatlarını ona göre yön veriyor. Evet. Pekala, bu biliyorsunuz sosyal medya yasası var. Bununla alakalı da önemli detaylar vardı. Sizce ne eksik ya da ne yapılmalı, nasıl bir yol izlenmeli sosyal medya noktasında? Toplum olarak ya da kanun, hukuk anlamında neler söylersiniz? Şöyle söylemek isterim tabii ki de. Bu özellikle fake hesaplar açılıyor. Bu fake hesaplardan bu suçlar işlenebiliyor. Bu fake hesaplar daha böyle tespit edilebilir ya da engellenebilir sosyal medya tarafından. Suç unsuru içeren şeyler engellenebilir. Bunu söyleyebilirim. Evet. Bir de maddelerle biliyorsunuz ki şeyler yapılıyor. Nedir onun adı? Yeni yargı reform paketleri özellikle çıkıyor. Bu çıkan paketlerde de özellikle sosyal medyada insanların işte bu müstehcen görüntülerinin önüne geçmek ya da birçok noktada insanların böyle toplumun zararına olacak görüntülerin ya da videoların, paylaşımların önüne geçmek için çalışmalar yapılabilir. Yani mesela örneğin TikTok kapatılsın deniyor. Yani kapatılması bir çözüm. Ya şimdi kapatıldı diyelim. Buna alışmış kişiler bunu bir şekilde yapmayacak mı bu işi? Ya da bu işten para kazanan kişiler vesaire. Yani kesinlikle aynen. Kökten kapatmak ya da işte bir çözüm belki olmayabilir ama bunun önüne geçebilecek işte bazı içerikleri engelleyebilecek müstehcen görüntüler paylaşıldığında ilgili kişilere hemen reysel soruşturma başlatılması gerekebilir belki. Ki zaten güncel olarak da böyle olaylar yaşanıyor. O yüzden bunlar önemli. Çünkü dediğin gibi sosyal medyanın artık giderek bu anlamda insanların huzurunu bozma noktasında bir sıkıntı, sorun var. Buna da önemli diyelim. Bir de mesela böyle durumlarda şikayet olmasa bile dava açılıyor mu? Nasıl oluyor? Şikayet olmasa bile şöyle olabilir. Diyelim ki hakaret suçu şikayete bağlı bir suç. Şikayet edilmediği sürece bu konu hakkında reysel soruşturma başlatılmıyor. Ama şikayete bağlı olan bir suç işlendi diyelim. Bu suç işlendiğinde ilgili kurumlar reysel harekete geçip o kişi hakkında işlem başlatabiliyor. Mesela müstehcenlik öyle mi oluyor? Toplumun değerlerini bozduğu için mesela, değil mi? Tabii ki, aynen. Özellikle böyle durumlarda hemen harekete geçirebiliyor. Söz konusu mevzu bahis çocuklara karşı olan da bir şey
O yüzden sıkıntılı. Bu konulara dikkat etmek lazım. Evet. Bir de dediğimiz gibi para kazanıyorlar öyle yerlerden ve para kazanmak için de sanki her şey mübahmış gibi, sanki her şey normalmiş gibi bir izlenim veriliyor. Ama böyle değil. Yani birileri bunu bilerek kasten Kasten yapılması yaptığı zaman zaten. olay daha da farklı bir noktaya gidiyor. Herkesin kullanmış olduğu bir platform sonuç olarak. Birçok platformdan bahsediyorum. Hani bu platformlarla alakalı bu şekilde farklı amacına uygun değil de amacını kötü bir şekilde kullanmak da maalesef sakıncalı ve sıkıntılı. Bu noktada herkes eğer böyle bir şey görüyorsa da yaşıyorsa da şikayette bulunması lazım. Daha da genele yayılmadan bu olayların sonuçlanması açısından. Bir de özellikle bu sosyal medyada yaşanan sorunlarla alakalı, sıkıntılarla alakalı da erişim engeli muhabbeti var sanıyorum. Bu Evet. nasıl oluyor? Bu noktada neler söylersiniz? O da şöyle, erişim engeli 5651 sayılı kanunda düzenlenmiş. Erişimin engellenmesi için 900. maddede düzenlenen bir yol, yöntem diyebilirim. Kişilik haklarını alenen saldırı içeren ya da kişinin verilerini paylaşan ve istemediği bir paylaşım yapılmış, haber yapılmış, fotoğraf paylaşılmış diyelim ve bu internet ortamında yayılan bir haber. Bu haberi yine bu kanun maddesi gereğince suç ceza hakimliğinden bir taleple isteyebiliyoruz. İşte şu sitede şöyle bir paylaşım var ve benim kişilik haklarımı aleni bir şekilde ihlal ediyor. İlk bakışta kişilik haklarını aleni bir şekilde ihlal eden bir durum söz konusu olduğunda da ilgili suç ceza hakimi erişimin engellenmesi ya da içeriğin kaldırılması şeklinde karar verebiliyor. Bu da 24 saat içinde sonuçlanan bir olay. Çünkü hemen kaldırılması gereken bir durum ve hemen sonuçlanması gereken bir kurum. O yüzden de savcılık ya da affedersiniz suç ceza hakimliği aracılığıyla talep edilen bir durum. Evet, bu da önemli çünkü böyle şeyler de alınıyor, Evet. erişim engeli gibi önlemler de alınıyor ve bu süreçte ona göre işleyebiliyor. Bunlar Evet. önemliydi. Pekala, son olarak aktarmak istediğiniz, vermek istediğiniz mesajlar, bu konu hakkında uyarılarınız neler söylersiniz? Şöyle söylemek istiyorum. Yani sosyal medyayı, interneti çok aktif bir şekilde olumlu yönden kullanmak gerekir. Bunu çocuklara da bu şekilde öğretmek gerekir. Onların kültürel yapısını, sosyal yapısını olumsuz etkileyecek şekilde paylaşımlar yapmaktan kaçınmak, yapanları uyarmak gerekir diye düşünüyorum. Evet, bunlar çok çok önemliydi. Ben çok teşekkür ederim efendim. Rica Gerçekten ederim. çok kıymetli bir yayın oldu. Özellikle bilgilendirici, en önemlisi o. Çünkü vatandaşlara burada bilgi vermek adına mücadele ediyoruz. Sizler de Evet. hukuk savunucuları olarak bizlere yardımcı oluyorsunuz. Siz anlatıyorsunuz zaten birçok meseleleri. Çok çok teşekkürler. Rica Ağzınıza, ayaklarınıza ederim. sağlık. Teşekkürler. Değerli izleyenler, Gündem Özel programının burada sonuna geldik. Avukat Songül Demir'le birlikteydik. Sosyal medyadaki sıkıntıları, sorunları konuştuk. Davaları konuştuk, suçları konuştuk özellikle. Ne gibi suçlar var? Sosyal medyada yapılan her şey nasıl suç olabiliyor? Ya da nasıl bir yol izleniyor? Karar nasıl veriliyor? Hak, hukuk bu anlamda bize ne söylüyor? Tüm detaylarını konuştuk. Avukat Songül Demir'le birlikte ben kendisi bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Her hafta yine Gündem Özel programında sizlere bilgilendirici, kanuni, hukuki programlar vermeye devam edeceğiz. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.